Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 3 Eylül 2022, arkadaşlar Cumartesi günü. Sizler için Türkmenistan Hava Yolları'nı, Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz. Uzun süredir, yani Mart ayından beri bir 6 ay olmuş fark ediyorum. Bu konuda video çekmemiştim. Bugün aklıma geldi, öyle bir haberlerde gezinirken uçaklar başladı mı, İstanbul'dan Aşgabat'a uçuş var mı diye bir bakayım dedim. Bu konuda değişiklik yok. Ben sizlere bu videoyu oluşturma amacım 6 ay içinde değişiklik var mı yok mu onu belirtmekti. Büyük ihtimalle sizler takip ediyorsunuzdur ama farklı bir haber daha gördüm. Onunla ilgili de bilgi vereceğim. Şimdi yeniden sizler için araştırmayı yapalım. İstanbul'dan Aşgabat'a yazıyorum. Nereye yazıyorum? Türk Hava Yolları'nın resmi sitesine yazıyorum. Eylül ayının 3'ü bugün. Ben 14 Eylül'ü bakayım. Dönüşü de 4 Ekim olarak bakayım. Ben baktım daha önce. Yine size göstermek istiyorum. Diyor ki bakalım, seçtiğiniz tarih ve güzergahta uçuşumuz bulunmamaktadır veya tüm uçuşlarımız doludur. Bu bilgileri değiştirerek yeni uçuş arayabilirsiniz. Ana sayfaya dön diyor. Bildiğiniz üzere Türkmenistan Hava Yolları çalışmıyor. Sadece kendi ülkesi sınırları içerisinde çalışıyor. Yurt dışına, farklı ülkelere çalışmıyor. Rusya için de öyleydi. Şimdi farklı tarih bakın demişti. 11-28 Ekim olarak bakalım var mı uçuş yok mu? Türk Hava Yolları'nda İstanbul Aşgabat uçuşu yok arkadaşlar. Kapatıyorum hemen. Türkmenistan Hava Yolları'nın web sitesine giriyorum. Türkmenistan Airlines TM. Nereden? İstanbul yazamıyorum. Aşgabat yazayım. Nereye var Aşgabat'tan? Bakalım beraber. Aşgabat'tan Daşoğuz, Kerki, Magu, Türkmenabad, Türkmenbaşı şehirlerine var arkadaşlar. Yurt dışına, yani Türkmenistan Hava Yolları'nın Türkmenistan sınırları dışına bir uçağı yok. Daha önce şurada haberler var, görüyorsunuz. 30 Mayıs'tan itibaren diyor. Nereyeymiş? Dubai'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar başlayacak demiş. Ama onunla da ilgili bir bilgi göremiyorum. Haber olarak kalmış sanırım. Diğer haberine bakalım Türkmen Hava Yolları'nın. 1 Haziran'dan itibaren demiş. Rusya Kazan şehrine uçuşlar başlayacak demiş. Ama bir uçuş bilgisi göremedim. Tıklayalım mesela. Bir saniye, bunu değil. Niye geri gitmiyor? Ha, şöyle yapalım. Tıklıyorum. Tıklamıyor da. Bunu da tıklamıyor. Öyle haber geçmişler ama güncelleme yok. Son haber neymiş? Kısıtlamalarla ilgili, Covid-19 kısıtlamalarıyla ilgili, uluslararası uçuşlarla ilgili bilgi var. Yolcular için ne demiş? Okuyalım. Regülerler. Hızlıca okuyorum ben. Rusça dil seçeneği. Siz kendi dilinizi seçebilirsiniz. Sadece Türkmenistan'a giriş kuralları ile ilgili maske gerekiyor, PCR testi gerekiyor, Covid-19 aşısı gerekiyor vesaire. Yine Arap Emirlikleri ile ilgili. Onun dışında uçuşlarla ilgili bir güncel bir haber yok arkadaşlar. Son haber 24 Nisan'da Boeing alınmış vesaire. Rusya sitesine girelim. Türkmenistan Hava Yolları'nın, Türkmenistan Airlines'ın Rusya'daki sitesine giriyoruz. Moskova, Aşgabat, bugün 3 Eylül, tarihi 21 Ekim, Eylül oldu. Bakalım, uçuş yok. Kazan diyordu. Kazan yazalım. Sadece Moskova'yı seçiyor ya. Değiştiremiyorum arkadaşlar. Başka bir seçenek de yok. Bu site çalışmıyor bile artık. Kapatalım bunu da. Türkmen Portal Haber sitesi, sizin herhalde Türkmenistan haberlerinin yer aldığı bir site. Ana sayfasında ilk haber saat 15.54 diyor. Şu an Türkiye'de 14.10. Büyük ihtimalle, yani sizin sürenizle 45 dakika önce gibi yapılmış bu haber. Bugünün 3 Eylül tarihli haberi. Türkiye, Türkmenistan vatandaşları için geçici vize rejimine başlayacak diyor. Rusya
Rusça okuduğum için diyor ki Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı kendi resmi sitesinde bildirdiğine göre diyor bugün itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nden Türkmenistan vatandaşlarına vize rejimini kolaylaştırmasını istemiş. Hatırlatalım demiş. Daha önce Türkmenistan vatandaşları Türkiye'de vizesiz 30 güne kadar turistik amaçla kalabilirdi diyor. Diğer vize rejimlerini de kolaylaştıracaklarmış. İlişkilerimiz demek ki Türkiye ile Türkmenistan arasında gayet iyi. Vize konularında sıkıntı yaşayanlar için Türkmenistan'ın Dışişleri Bakanlığı bir istekte bulunmuş. Büyük ihtimalle de Türkiye bunu kabul etmiş. Diğer haberlere bakıyoruz. Gençlik yaşı demiş ki 35 yaş en fazla. İyi. Turizm haberlerine bakalım, gerisini okumayalım. Türkmenistan Hava Yolları Türkiye'den gidiş ve dönüş charter kurtarma uçuşu, özel uçuş olarak da geçiyor. 9 uçuş gerçekleştirecekmiş, gerçekleştirmiş. Bakalım ne diyor? 7, 11, 15, 20, 24, 28 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde Türkmenbaşı'ndan İstanbul'a. 1-3 Eylül diyor. Evet. Bunlar geçtiği için arkadan yazmış. Türkiye, Türkmenistan dönüşler var diyor. Yani sizler eğer hala Türkiye'deyseniz, ülkenize, Türkmenistan'a gitmek istiyorsanız, bir sıkıntınız varsa, daha önce de bu haberleri yapmıştık, bildirmiştim. Büyükelçiliğinize, konsolosluğunuza başvurmalısınız. Şu an için biletler herhalde bu şekilde özel uçuş olarak konsolosluk, büyükelçilik bilgisi dahilinde yapılıyor. Daha önce sizlere telefon numaralarını, web adreslerini, e-mail adreslerini vermiştik. Diğer videolardan izleyip onu araştırabilirsiniz. Türkiye'den Mart'tan itibaren böyle ara sıra 2020 Mart'ından itibaren ara sıra uçuşlar yapılıyor. Bu sefer okullar açılıyor diye okul açılma tarihi olduğu için üniversite özellikle ve yaz tatili bittiği için dönüşler olabilir anlamında 9 farklı uçuş gerçekleştirecekmiş Türkmen Hava Yolları arkadaşlar. Başka turizm haberi var mı? Sizin ilginizi çekecek bakıyorum. Yine 31 Ağustos'ta haberini vermişler. Türkmenistan Hava Yolları'nın Belarus'a gidiş dönüşü yapacağına dair. İç uçuşlarla ilgili haber var. Türkmenistan sınırları içerisinde şehirden şehire uçaklar hakkında. Yine farklı haberlere bakıyorum. 29 Ağustos'ta demiş ki Türkmenistan Hava Yolları Türkiye'den 3 uçuş gerçekleştirdi bir hafta içinde. Demek ki uçuşlar arttırılmış arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken Türkmenistan Hava Yolları'nın İstanbul'daki şubesini arayabilirsiniz. Havalimanında var mı bilmiyorum. Oraya gidip öğrenebilirsiniz. Ama en geçerlisi sizler için konsolosluğa, büyükelçiliğe gitmek. Aşgabat'ta hava 37 dereceymiş. 3 Eylül 14.14 arkadaşlar. Şu an benim bulunduğum saat İstanbul saati. Saat 2'yi çeyrek geçiyor arkadaşlar. Aşgabat 37 derece. Felaket bu nedir ya? Gece ne kadar oluyor? 28 derece. Bayağı sıcak. 38, 31, 36, 35. Yaz da bitiyor. Eylül'ün 3'ü. Umarım uçuşlarınızı da halledersiniz. Vizeler de kolaylaştırılıyormuş. Vize sıkıntısı olanlar da bunu araştırmalı, konsolosluğunuz yardımcı olacaktır. Bilgi edinebilirsiniz. Türkmen Portal'ın ana haberi şu an için Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkmenistan Devleti'nin isteği üzerine vizeleri kolaylaştıracağı, hızlandıracağı, iyileştireceği yönünde arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sorularınız olursa birbirinizle de konuşabilirsiniz. Sizlere cevap verecek Türkmen vatandaşları olacaktır. Kendi dilinizde Rusça, Türkçe hangi dilde isterseniz yazabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Yolunuz açık olsun. Hoşça kalın.